Herkese selamlar. Galatasaray haberlerimizin yeni bölümüyle birlikteyiz. Haberlerimize geçmeden önce lütfen videomuzu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Medya yansıyan haberlerle başlayacağız Galatasaray ile ilgili olarak. Fanatik gazetesi Galatasaray'da son 3 günde yaşanan gelişmeler ortalığı karıştırdı. Görülmemiş kriz başlığını atmış. Kıvılcımı Başkan Mustafa Cengiz'in maçları izlerken çıldırıyorum. Futbolcuların umurunda değil. Haysiyet ve şereflerini hatırlatınlar. Sözleri yaktı. İdman boykotunu konuşan oyuncular terim araya girince bundan vazgeçti. Abdurrahim Albayran Florya ziyaretinde aile fotoğrafı verilse de dün yeni bir bomba bomba patladı. 17.51'de bir açıklama geldi. Dün medyaya yansıyan açıklamalar yalanlandı. Detaylarını iç sayfalardan bakacağız. Başkan Cengiz ile Terim arasında soğuk savaş yaşanıyor. Futbolculara ağır ithamlarda bulunan Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'in Fatih Terim'e hedef alan sözlerinin de ortaya çıkması gündeme bomba gibi düştü. Yönetimle teknik heyet arasında ipler kopma noktasına geldi. Terim şimdilik sessizliğini korusa da iddialara sert bir cevap verebileceği belirtiliyor. Özellikle de bu hafta sonu oynanacak Göztepe karşılaşmasının öncesinde çok bir açıklama olacağını düşünüyorum ama sonrasında muhabirlerin sorularıyla birlikte bir açıklama yapacak mı Fatih Terim? Bu konuya ilişkin hep beraber göreceğiz. Çünkü şöyle bir iddia da vardı medyaya yansıyan futbolcuların bir boykot kararı aldı. Ancak Fatih Terim'in siz çıkın sahada işinizi yapın, gereken cevabı ben veririm dediğine yönelik iddialar var. Tabi dün de söylemiştik işte Mustafa Cengiz'in sözleri medyaya yansıyınca bunlar sadece iddiadan ibaret. Mustafa Cengiz'in direkt olarak ağzından duyduğumuz kelimeler değil diye nitekim yalanlama da geldi. Biz birinci ağızdan kim ne söylüyorsa ona inanmakla mükellefiz. Ama kafa karıştıran durumlarda medyaya yansımış başlıklar halinde onlardan da sizlere haberdar etmeye çalışıyoruz. Hedefteki Hollanda üçlüsü hatırlayacaksınız. Donk'la ilgili de sözleri olduğu iddia edilmişti. Başkan Cengiz'in e, işte akşam parti yapıyorlar sabah idmana çıkıyorlar şeklinde. Hedefteki Hollanda üçlüsü başlığını atmış Hürriyet gazetesi. Ömer Bayram, Ryan Donk ve Ryan Babel. Kötü sonuçlarla yarışta yara alan Galatasaray'da içerideki krizle büyüyor. Başkan Mustafa Cengiz'in Donk ve diğer futbolcularla beraber Fatih Terim'e hedef alan sözleri kulübü karıştırdı. Sarı Kırmızılılar'da cezası biten tecrübeli çalıştırıcının Göztepe maçı sonrası başkana yanıt vermesi bekleniyor. Cengiz'in Galatasaray TV'deki sözlerinden sonra kendilerini yine hedef almasından rahatsız olan futbolcuların da sessiz kalmayacağı ifade ediliyor ki paylaşımlar da var aslında kendi sosyal medya hesaplarından yap Donk açıklamanın İngilizcesini sosyal medya hesabından paylaştı. Onyekuru bir fotoğraf paylaştı. Donk'un soyunma odasındaki fotoğraflarından birini ancak sonrasında kaldırdı. İlk baskı programındaki Galatasaray gelişimleri buraya kadardı. Biraz da gazetelere bakalım. Galatasaray'da olay partilere kimler katılıyor? Nevzat Dindar'ın Mustafa Cengiz'in söylediğini iddia etti. Donk'un seks partilerinden bıktık. Haberinin ardından hem Başkan Cengiz hem Donk çıkan haberi yalanlayarak bu haberin yazanı ahlaksız olarak nitelendirmişti. Cengiz ve Donk'un açıklamasının ardından Milliyet Gazetesi muhabiri Nevzat Dindar seks partisi haberine bugün bir yenisini daha ekledi ve partiye katılan diğer futbolcuların Galatasaraylı Ömer Bayram ve Ryan Babel olduğunu iddia etti. Başkan Cengiz'in 12 Nisan'da genel kurul üyesi 20 kişiyle yaptığı görüşme sırasında Hollandalı futbolcuları Ryan hedef göstererek Donk'un seks partilerinden baktık. Futbolcular doğru dürüst antrenman yapmıyor. Akşam parti sabah itman. Performanslarını başka yere harcıyorlar. Sözleri geniş yankı uyandırırken kamuoyu da bu partilere hangi futbolcular katılıyor sorusunu sormaya başladı. Herkesin merak ettiği bu sorunun cevabına birliyet ulaştı. Partilerin müdavimleri arasında Ryan Babel ile Ömer Bayram'ın bulunduğu zaman zaman başka futbolcuların da bu eğlencelere katıldığı ortaya çıktı. Özellikle genç isimlerin de bu gecelerde yer alması yönetimde ciddi rahatsızlık yarattı. Hatırlanacağı gibi geçen sezon Beşiktaş'a kaybedilen derbiden sonra yine Babel, Donk ve Lemina'nın dansözlerle çekilen eğlence görüntüleri olay olmuştu. Taraftarlar ve camia bu üçlüye ciddi tepki koymuştu. Bu aradaki takımdaki bazı isimlerin performanslarının geldiği günden sonra ciddi düşüşe geçmesinde de yine takımdaki bu disiplinsizliğin ve partilerin etkisi olduğu bildirildi. Yerli ve yabancı isimlerin bu umursamaz tavrı Başkan Mustafa Cengiz'in kulağına giderken Florya'ya bu futbolcularla ilgili radikal kararların alınması yönünde mesaj iletildi. Hatta Başkan Cengiz'in geçtiğimiz günlerde de kamuoyu önünde sert mesajlar vererek futbolcunun haysiyetlerini ve şereflerini hatırlamaları gerek. Türkiye'nin en büyük camiasını temsil ediyorlar. Ölümüne mücadele etmeleri gerekiyor. Futbolcularımız bunu neden yapmıyor? Adamın ipinde değil ifadelerini kullanmıştı. Galatasaray Alevski'nin menajeriyle temasa geçti. Sezon sonunda her şey belli olacak. Sarı kırmızılı takım özellikle bek bölgesine ciddi bir takviye yapmayı planlıyor. İtalyan gazetesi Nicola Shirata Galatasaray'ın ilgilendiği isimle ilgili flash bir paylaşım yaptı. Nikola Shira'nın sosyal medya hesabından paylaştığı bilgilere göre daha önce de Galatasaray'ın gündemine gelen Alioski için harekete geçildi. Sarı Kırmızılı Kulübün oyuncunun menajerinden bilgiler aldığı ifade edilirken Makedon Solbeck'in Leeds United ile olan sözleşmesinin sezon sonunda bitmesiyle takımdan ayrılacağı kaydedildi. Galatasaray'da 10 numaraya Afsa önerisi Belanda'nın sözleşmesini geçen Efes'den Galatasaray önümüzdeki sezon için 10 numara mevkine de transfer yapmak zorunda. Bu noktada ülkesi Mısır'da Afsa olarak anılan Muhammed Magdi Morsi'nin ismi gündeme geldi. Oyuncunun keşfedilme hikayesi de Mustafa Muhammed ile ilişkili. O dönemde Muhammed'i takip eden kulüplerin skatları dikkatlerini çeken bir başka futbolcu olan Afsa'yı da teknik heyet ve yönetime bildirildi öğrenildi. Düzenli olarak Mısır milli takımının formasını giyen 25 yaşındaki futbolcu 10 numara pozisyonun yanı sıra kanatlarda da görev yapabiliyor ülkesinin önemli yeteneklerinden biri olarak gösterilen Muhammed Magdi Morsi'nin kulübü El Ahli ile 2024 yılına kadar mukavelesi bulunuyor. Galatasaray'da Halil Dervişoğlu Santrafor'da başlayacak. Galatasaray'da kriz bitmiyor. Yönetim ile takım arasındaki yüksek gerginliğe hasta, sakat ve cezalı futbolcunun çokluğu da eklendi. Kara Gümrük maçında cezalı duruma düşen Babel'den sonra İtman'da Kerem Aktürkoğlu çarpışan Falcao'nun da yüz kemikleri kırılmıştı. Kolombiya'nın maskeyle oynayabileceği konuşulsa da yarınki Göztepe maçında forma giyemeyecek. Son 4 maçta 11'de forma giyen Mustafa Muhammed'in de önceki gün COVID-19 testi pozitif çıkmıştı. Böylece asla ileri uçta forma giyebilecek 3 futbolcuyu birden aynı haftada kaybetti. Fatih Terim'in elinde eksiklerin ardından Santrafor bölgesi için Halil Dervişoğlu ve Oğulcan Çağlayan kaldı. Tecrübeli çalıştırıcı ligin ilk yarısında zorunluluklarından dolayı o bu bölgede kullanmıştı. Ancak geçen haftaki kara gümrük maçında sağ kanatta forma giyen 25 yaşındaki futbolcunun yine aynı görevi üstlenmesinden karar kıldı. Böylece Halil'e 11'e şans doğdu. Galatasaray'ın kayıp adamı Sofyan Feguli Galatasaray'ın üst üste iki şampiyonluğunda önemli katkı veren geçen sezon düşüşe geçen Sofyan Feguli bu sezonda beklentilerin altında kaldı. Geride kalan dönemde sadece 20'lik maçında oynayabilen Cezayirli futbolcu 2 gol attı 4 asist yaptı. Sarı Kırmızılardaki en kötü dönemine geçiren Feguli yaşadığı sakatlığın ardından 3 Mart'ta sahalara dönse de son 6 haftada bir kez ilk 11'e girebildi. Bir asist yapabildi. Sadece 130 dakika oynayabildi. Feguli'nin Belanda'nın gönderilişi sonrası psikolojik olarak yıkıldığı iddialarda gündemde. İlk iki sezonda toplam 15 gol, 15 asist üreten Feguli, geçen sezon 6 gol 4 asist, bu sezonsa 2 gol 4 asistlik e katkı verdi. Cezayirli'nin kontratı 2022 yazında sona erecek.